Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyıldır. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısıyım. Her pazartesi günü olduğu gibi sizlerle yurt içi piyasaları konuşacağız. Önce belli başlı temel göstergeler, akabinde daha sonra BIST 30, BIST 100, Kardemir ve Ereğli ile alakalı teknik değerlendirmemizi hem spot tarafta hem de VIOP tarafta gerçekleştiriyor olacağız. Tabii önemli bir haftaya başlıyoruz. Hatta Haziran ayının geneli itibariyle finansal varlıklar üzerinde etkin bir reaksiyon olabileceği bir süreçten geçeceğiz. Makro tema bu anlamda önemli. Yeni hafta dinamiklerinde de zaten önemli haber akışları var ama Haziran ayının geneli itibariyle gerçekten önem derecesi yüksek haberlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik takvimlere baktığımız zaman da bu hafta oldukça yoğun bir haber akışı var. Hem global tarafta hem de iç tarafta. Biz sadece kendi iç dinamiklerimize baktığımız zaman büyüme, imalat PMI, enflasyon gibi çok kritik göstergelerin sonuçlarına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Global tarafta baktığımız zaman aslında tarım dışı istihdamın bu anlamda çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Keza ADP tarım dışı istihdam göstergesi de kritik tarım dışı istihdam verisi öncesinde önce bir gösterge olarak takip edilecektir. Ben ekonomik takvim sayfama baktığım zaman da işte bugün Almanya'dan TÜFE, FOMC üyesi Waller'ın konuşması, yarın bize özgü büyüme demiştik ama onun dışında Kanada'dan büyüme, Türkiye, düzeltiyorum, Euro bölgesinden TÜFE enflasyonu, çarşamba gününe baktığımız zaman da işte Euro bölgesi, Almanya, Fransa, İngiltere, işte Amerika'nın imalat sektörüne ilişkin PMI detayları ki Türkiye'nin PMI verisine de ulaşacağız. Bunun dışında FOMC üyesi William C. Bullard'ın konuşmaları var. Kanada Merkez Bankası'nın bir faiz artışı beklentisi söz konusu. Perşembe günü baktığımız zaman OPEC toplantısı petrol dinamikleri için önemli dedik. ADP tarım dışı istihdam verisi. Cuma günü de Amerika'dan tarım dışı istihdam ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı. Türkiye'den de üretici ve tüketici fiyat endeksi verir. Yani baktığımız zaman haftanın her günü neredeyse önemli. Bugüne sadece şöyle bir vurgu yapmakta fayda var. Amerika'dan anma günü, bu sebeple de erken kapanışlar göreceğiz Amerika tarafında. Fiyatlama reaksiyonları anlamında biraz daha globalin sakin geçmesi beklenebilir. Biz şu an için saat 10'u 10 geçiyor ve açılış sonrasındaki fiyatlama reaksiyonlarına baktığımız zaman da sektörlerin hepsinin pozitif tarafta olduğunu, %4'e yakın ulaştırmanın bu anlamda dikkat çektiğini, ulaştırmayı spor endeksini ve holdingin takip ettiğini görebilmekteyiz. Tabii borsa performansına baktığımız zaman da şu anda %1'in üzerinde, %1 ile %1.40 arasında BIST 30 ve BIST 100 performansını görebilmekteyiz. BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta aldığı güçle yukarı yönlü reaksiyonun devam ediyor. 2471 civarında BIST 30 endeksi 2747 civarında hareketlerini sürdürüyor. Referans göstergelerimiz sanayi ve bankacılık tarafına baktığımız zaman da ikisinin de yukarı yönlü reaksiyonlarını %1'in üzerinde tuttuğunu söyleyebiliriz. Ama ulaştırmanın bakın %4'ün üzerinde pozitif performans sergilediğini görebilmekteyiz. Peki BIST 30 içerisinde hangi şirketler şu an için en revaçta? Pegasus, Türk Hava Yolları, TAV Havalimanı. Yani ulaştırma tarafı yukarı yönlü reaksiyonları devam ediyor. Nitekim Türk Hava Yolları'nın özellikle revize fiyatları yukarı yönlü potansiyellerine devam edeceği düşüncesi, daha hareket yeni başlıyor düşüncesi ister istemez ulaştırma algısı tarafında psikolojik bir pozitif etki yaratıyor. Bu da zaten açılış sonrasındaki fiyatlama reaksiyonlarını görmemize olanak tanıyor. Pegasus, Türk Hava Yolları zaten neredeyse %4-%6 arasında, hemen TAV Havalimanı %2.80'lerde, Vestel onu takip ediyor. BIST 30 içerisinde sadece Arçelik'in negatif tarafta kaldığını ama yataya bağlı bir negatif, yani %1'e altında bir negatif performansı olduğunu söyleyebiliriz. Vadeli tarafa baktığımız zaman da vadelide de önemli bir yukarı yönlü hareketler var. Genel anlamda şirketlerin genel performanslarında bir pozitif performans izleyebilmekteyiz. Vestel ve Oyak bu anlamda yukarı yönlü reaksiyonlarını destekleyen bir görüntü içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman pozitif bir görüntü
borsa tarafında söz konusu. Bu hafta özellikle bu pozitifliğe devam edip etmeyeceği, BIST 100'ün psikolojik gibi 2500 üzerinde o 2564 zirvesine çıkıp çıkmayacağını takip edeceğiz. Tabii son dönemde özellikle şu da çok önemli oldu. Global tarafta da bir dip arayışı, Fed'in gaza ayağını basmaktan biraz çekmesi, büyüme enflasyon dengesi temasıyla birlikte faizdeki ki o agresif tavırdan biraz uzaklaşması, stagflasyon korkusu ister istemez burada globalde benchmark S&P 500 tarafında da 3800'ün bir dip görüntüsü oluşturmasına ve 4000'in seviyesi üzerinde reaksiyonlar gerçekleştirmesine olanak tanıdı. Bu aslında sevindirici. Sadece S&P 500 değil, Nasdaq'ta olsun, işte DAX'ta olsun hep yukarı yönlü potansiyel beklentiler ister istemez devam ediyor. Bu bir düzeltme olarak karşımıza çıkıyor. Biz de ister istemez bu rüzgarı arkamıza alabiliriz. Biz de tabii ki enflasyon karşısında korunmak amaçlı borsa ve fiziki mal dışındaki farklı bir ürün çıkar mı, çıkmaz mı, çıkarsa bu avantajlı olur mu, olmaz mı? Bu soru işaretlerinin olduğu bir dönemden geçti ki borsa biraz baskılanmıştı hatırlarsak. Bu hafta ve Haziran ayının geneli itibariyle bu konuyla alakalı yani enflasyona endeksli bir ürünün çıkıp çıkmayacağına ilişkin haber akışını takip ediyor olacağız. Ama şu an için borsa enflasyondan korunmak için önemli bir alternatif ürün olarak karşımıza çıkıyor. Şirket performansları ve geleceğe ilişkin bilanço sonuçları uzun vadeli konjonktürde hisse pozitif performanslar anlamında itici bir güç olacaktır. Burada şirket seçimi çok daha önemli olacaktır. 2022 yılı her hissenin değil seçeceğimiz hisselerin daha doğrusu rasyonel bir şekilde seçilecek hisselerin performansının ön planda olabileceği bir süreçtir diyebiliriz. Şimdi bu bilgiler ışığında artık işin teknik tarafına geçebiliriz. Bu teknik tarafta ilk etapta Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksinin spot beklentilerini sizlere aktaralım. Baktığımız zaman da ikisinde de sol tarafta BIST 30, sağ tarafta BIST 100'ün grafiği var. 4 saatlik bir grafik ve 4 saatlik grafikte bütün ortalamalar ve özellikle kısa vadeli yani 20 periyotluk, 13 periyotluk üstel hareketli ortalamaların üzerindeki seyirlerle yukarı yönlü potansiyelleri kuvvetlendiriyor. Biraz önce de vurguladık. BIST 100 endeksinde psikolojik 2500 aşılması durumunda 2564 zirvesine doğru, BIST 30 tarafında da 2870 zirvesine doğru bir hareketlenme potansiyeli söz konusu. Burada ana destek BIST 100 tarafında 100 periyotluk üstel hareketli ortalama 2350'den geçiyor. Bu bölge kırılmadığı müddetçe herhangi bir moral bozukluğunun olmadığını söyleyebiliriz. BIST 30 tarafında 120 periyotluk üstel hareketli ortalama 2580'den geçiyor. Baktığımız zaman kanalın dışına çıktı. Kısa vadeli ortalamaların üzeri çıktı. Şu an için borsa dinamiklerini bozacak bir algı haber akışı da yok. Bu sebeple de borsanın yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimali ön planda diyebiliriz. Peki bunun devamında Kardemir ve Ereğli özeline geçtiğimiz zaman da bu hisselerde de aynı senaryomuz gerçekleşiyor mu? Hemen bu grafiğimize bakalım nasıl bir reaksiyon verecek. Orada da aslında iki üründe de yukarı yönlü potansiyellerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Ereğli özeline baktığımız zaman da baz aldığımız hareketli ortalamadan yani 70 günlük üstel hareketli ortalamadan gerçekleştirdiği dönüş dikkat çekiyor. Bu dönüş aslında o son zirve dediğimiz kaba taslak 36-70 civarlarında doğru yeni bir hareket alanında kuvvetlendiriyor. Yani baktığımız zaman şu hareket buradan dönüş tekrardan şu iki zirveye doğru yeni bir hareket alanı potansiyellerini kuvvetlendirebilir. Yani kaba taslak baktığımız zaman da burada acaba hangi seviyeler var diye soracak olursak burada bir tanesi zaten genel bir zirve görüntüsüydü. Burada diğer seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani kaba taslak 34.90-35 bölgesi 36.75 civarları ne yapıyoruz? Yeni dönemde yukarı yönlü potansiyeli oluşturabilecek bir trend görüntüsü olarak karşımıza çıkıyor. Ana destek bölgemiz kaba taslak 31.40 civarlarından geçiyor. Peki Kardemir senaryosunda aynı mı? Aslında Kardemir de benzer bir görüntü çiziyor. Orada da yukarı yönlü reaksiyonların devamına ilişkin düşüncenin ön planda olduğunu görebilmekteyiz.
hareketli ortalamalardan destek aldı. Bu da yeniden yukarı yönlü bir hareket oluşturabilme potansiyeli kuvvetlendiriyor. Hem Ereğli'de hem de Kardemir'de RSI göstergesindeki dönüşler dikkat çekiyor. Hacimsel anlamda baktığımız zaman da tabii ki açılışla birlikte o hacmi hemen göremiyoruz ama tekrardan hacimsel anlamda da bir destekleyici fiyatlama reaksiyonu görebiliriz. Yani bu hafta Ereğli ve Kardemir özelinde itici bir hareketliliğin devam etmesi, borsa temasındaki o pozitif rally içerisinde de Ereğli ve Kardemir'in hissedilir bir görüntüde oluşabilme potansiyelinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede BIST 30, BIST 100, Kardemir, Ereğli spot tarafta beklentimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Şimdi vadeli tarafa gelelim ve vadeli tarafta beklentilere bakalım. Kardemir ve Ereğli ile devam edelim. Kardemir'e baktığımız zaman da hareketli ortalamalar yükseliş trendini destekliyordu. Baz aldığımız bölgenin üzerinde hareketler etkisini sürdürdü. Sadece 14.95 aşamadığı için yükseliş teyit kazanamadı henüz. Bu sebeple de alt bölgede hareketli ortalamalar, üst bölgede 14.95'e dikkat edelim. 14.95 üzerinde kalıcılık yukarı yönlü reaksiyonun teyidi anlamına gelir. Ana destek bölgemiz 13.86 ve kabataslak 13.56. Yani kabataslak 13.50-14 bölgesi üzerinde burada Kardemir ayarında yukarı yönlü beklenti devam ediyor. Ereğli tarafına bakalım. Benzer bir görüntü var burada da. Yukarı yönlü reaksiyonların etkisini sürdürdüğünü çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Hareketli ortalamalarda alt bölge 30.32 seviyesini dip kabul eden bir profil var. Yukarı yönlü hareketlerde 33.80 direnç bölgesini takip edelim. 33.80 direnç bölgesinin üzerindeki hareketler yükseliş hareketinin teyidi anlamına gelir. O zaman pozitif rally daha da istekli olabilir. Aksi takdirde bir miktar daha geri çekilme. Ama baktığımız zaman kritik hareketli ortalamalar üzerindeki algının pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Yani VWAP tarafta da aslında bir teyit unsuru arasak da hala trend pozitif görüntü devam ediyor. Son olarak da BIST 30'a bakalım. 6 saatlik grafik ve Haziran vadeli sözleşme fiyatına baktığımızda trendin alt bölgesi ve orta uzun vadeli konjonktürdeki ana destek bölgesi, buradan gerçekleşen dönüş, yani şuraya dikkat edersin, buradan gerçekleşen dönüş ve kısa vadeli hareketli ortalamamızın üzerinde kalması ve dip çabası, bu anlamda 2991 zirvesine doğru yeni bir hareket alanını kuvvetlendiriyor vadeli tarafta. Bu bölgenin de aşılabilme ihtimali üzerinde durabiliriz ama şu an için önceliğimiz bu zirveye doğru bir hareketliliğin devam etmesi şeklinde. Nitekim 2790 seviyesi üzerine de kısa vadeli bu düşüncemizin desteklendiğini söyleyebiliriz. Genel çerçevede sizlere hem VWAP tarafında hem spot tarafında aktarabileceğimiz teknik detaylar bunlar. Makro tarafta da zaten videomuzun başında sizlere belli başlı açıklamalar yapmıştık. Bu hafta yurt içi tarafta da önemli haber akışlarının olduğunu da söyledik. Kapanış öncesinde söyle tekrardan bir fiyatlara bakalım değişiklik oldu mu diye. Ulaştırma %6'ya çıktı. İyi bir performans. Ve burada Pegasus, Türk Hava Yolları, TAV Havalimanı'nın performansları gerçekten dikkat çekiyor. Oradan sonra zaten Vestel var. Bunun yanı sıra sanayi ve bankacılık endeksi %1'in üzerindeki performansıyla devam ediyor. BIST 100'ün %2'ye BIST 30'un %2'ye açtığını, BIST 100'ün de %2'ye yaklaştığını görebilmekteyiz. Yani şu an için saatler 10.22. Yukarı yönlü reaksiyonların devamına ilişkin düşüncemizde herhangi bir algı bozukluğu yoktur. Pozitif bir hafta başladık. Bu hafta geneli itibariyle pozitif hareketlerin devam etmesi şeklinde düşüncemiz ön plandadır diyebiliriz. Tabii ki burada şuna da dikkat etmekte fayda var finansal okuryazarlar katkı sağlamak açısından. Evet, borsada pozitif reaksiyonlar devam ediyor ama her hisse pozitif gidecektir diye bir görüş, düşünce söz konusu olamaz. Bu sebeple de seçeceğiniz şirketler bu anlamda önemli. Temel ve teknik göstergelerin birbiriyle uyum sağladığı ve geleceğe ilişkin hikaye yazabilecek şirketleri incelemek gerekiyor. Bu anlamda araştırma raporlarının incelenmesi, kurumların raporlarının bu anlamda okunması hayati bir önem taşıyor diyebiliriz.